Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim sütlü etimik tatlısı. Onun için öncelikle muhallebi kısmını hazırlayacağım. Ocağın altını yakmadan önce uygun bir tencereye ocağımı alıyorum. 1 litre sütü tencereme boşa atıyorum. 1 su bardağı toz şeker. 1 su bardağı çok böyle tepeleme olmadan un. Öncelikle altını yakmadan iyice unu ve şekeri birbirine yedirdikten sonra ocağın altını yakacağım. Altını yakıyorum. Orta ateşte koyulaşana kadar karıştırarak pişiriyorum. 2 dakikadır kaynıyordu. Artık yeterli. Ocağın altını kapatıyorum. Kıvamı da gayet iyi. Artık bunu çıkarıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya. Tamamen isteğe bağlı olarak ister damla sakızı koyabilirsiniz ya da benim gibi böyle normal tatsız sakızların yarısını koyabilirsiniz. Şimdi mikserle 2 dakika boyunca düşük devirde çırpacağım. Şimdi bunu arka tarafa alacağım. 1-2 dakika bekleyecek. Burada hemen 2 su bardağı sütü ısıtacağım. Islatmak için etmekleri. Çok fazlasıyla ısıtmayacağım. Böyle ılık kıvama geldiğinde kapatacağım. Ben böyle dikdörtgen bir borcamın içerisine 1 paket tuzsuz klasik etmeklerden dizdim. Tamamen kapattım gördüğünüz gibi. 1 paket yeterli geliyor. 2 paket aldığınız zaman çok fazlasıyla artıyor. Bu tam yeterli. Çünkü ıslandığı zaman da yayılacak. Sütle tüm etmekleri ıslatıyorum. Eğer sütün az geldiğini düşünürseniz 2,5 bardak da süt koyabilirsiniz. Şöyle döksem daha iyi olacak. Çok gibi gelmesin. Bayağı çekiyor. Bir 5 dakika bekleyeceğim. Sütü iyice çeksin. Muhallebisini eşit bir şekilde üzerine döküyorum. Spatulayla da şöyle yayıyorum eşit bir şekilde. Şimdi artık birazcık ilk sıcaklığı çıktıktan sonra dolaba kaldıracağım. Bir gece boyunca dinlendireceğim. Eğer ki zamanınız yoksa en azından bir 3-4 saat dolabın normal gözünde dinlendirin. Yeterince dinlendirdim tatlıyı. Şimdi üzerine birazcık böyle tarçınla süsleyeceğim. Sizler de herhangi bir sevdiğiniz bir şeyle süsleyebilirsiniz. Hindistan cevizi de çok yakışıyor. Dilimlere ayırıyorum. İstediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Bir dilimi aldım ve uç kısımda. Şimdi sizlere rahat göstereyim. Gerçekten kıvamı falan çok güzel olmuş. Şöyle çatalla da sizlere göstereceğim. Hiç öyle kapkatı bir muhallebi değil. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.